Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? İsmail Demir açıkladı. Değerli izleyenler, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında F-35 meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. F-35 meselesine değinen İsmail Demir, çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net bir şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Türkiye belirli kabiliyetleri kendi bünyesine kattı. Bizim MMU sürecimizde kullanıyor olacağız. Konunun ticari olarak gündeme gelmesi durumunda da dünyada üretilecek F-35'ten pay alacaktır. 11 milyar dolar iş payı vardı. Türkiye bu kadar parayı kaybetti. Tezi yanlıştır. Bu işin hacmidir. Kârı kaybetmişseniz de bu önümüzdeki 20-30 yıla yayılan bir şeydi. Biz ağlayacak değiliz. Süreçten çıkarılmanın programa maliyetinin 500-600 milyar dolar olduğunu söylediler şeklinde konuştu. İsmail Demir sözlerinin devamında şunları kaydetti. Bizim hesaplarımıza göre imalatta sağladığımız avantajlara göre uçak başı 7-8 milyon dolar ilave maliyet geleceğini düşünüyoruz. Birim F-35'ler 7-8 milyon dolar daha pahalı satılıyor olacak. Bu onlara olan maliyettir. Dönersek herkes kârlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz. Şu anda F-35 programından çıkarılık olmaması gerekiyor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde sorunların masada tutulması gerekiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.